Bugün herkesin merak ettiği, özellikle de üniversite yeni başlayanların daha çok merak ettiği bir soruyla karşımızdayız. Yüksek lisans yapılır mı? Yapılırsa nerede yapılır? Niye yapılır? Ne gibi faydası var? Ne gibi eksisi var? Türkiye, Avrupa falan filan her şeyi konuşacağız. Şöyle bir hatırlatıcı yapayım. Bu konu hakkında çok fazla değişken var. Yani mühendisseniz farklı bir hikaye var, tıpçıysanız farklı bir hikaye var, hukukçuysanız farklı bir hikaye var, İBF'seniz farklı bir hikaye var ve ben bütün bunların hepsine hakim olamam. Dolayısıyla bugün konuşacağım şeyler genelden özele doğru gidecek. Bazıları genele uygulanabilir şeylerken bazıları sadece İBF ile sınırlı olacak. Çünkü İBF benim daha ziyade bildiğim alan. Herkese uygulanabilir şeylerden başlayalım. Yüksek lisans bugün elinizde bence yurt dışına kaçmak için yapabileceğiniz en güzel şey. Oo ne dedi? Yani bu mesela herkese uyuyor ya, genele uyuyor. Genel yurt dışına kaçmak mı istiyor diyorsun? Hayır, genel uyuyor dedim ya. Mühendisseniz de bu iyi bir yol. Yani yüksek lisans yapan, yani yurt dışında yapan arkadaşlarım yurt dışında kalma fırsatını elde ettiler. Şimdi alanınıza göre niteliğiniz değişir. Yani... Ne diyorsun? Sen mühendissin diyelim. Nitelikli bir işte kalırsın. Sen sosyolojisin diyelim. O kadar nitelikli bir işte kalmazsın. Yani Almanya'ya gidersin ama Almanya seni alır. Orada muhakkak iş de bulursun. Ama bulduğun işin niteliği düşük olur. %90. Yani yurt dışına gitmenizi sağlar yüksek lisans, evet. Herkese sağlar. Ve o gidiş kalmak için en önemli adım aslında ilk başta. Çünkü orada 2 yıl kaldığınız zaman hem orada iş arayabiliyorsunuz, sizin vizenizi uzatıyorlar, sonrasında da iş arayabiliyorsunuz. O kadar kaldığınızda bunlar büyük ekonomiler. Kesin bir iş buluyorsunuz. En kötü garson olursunuz. Şimdi yüksek lisans yurt dışında yapmayla ilgili birkaç durum var. Birincisi, bursu nasıl bulacaksınız? Yurt dışında yüksek lisans yapılamamasının temel sebebi bence maddi sebepler, değil mi? Çok pahalı. Temel sebebi maddi sebepler. O yüzden bizim Safa'nın videosunu izleyebilirler. Orada da şu var. Bazı ülkeler nispeten daha ucuz olabiliyor. Neden? Almanya'da çoğu devlet üniversitesi bedava. Sadece harç ücreti ödüyorsun. Dur. Yani kağıt üstünde böyle büyük paralar vermiyorsun. İngiltere'de pahalı. Hollanda'da pahalı. Fransa'da yine bedava veya bedavaya yakın. Yani çok ucuz veya sadece belli bir harç ücreti veriyorsun. Dolayısıyla ülkeden ülkeye de değişiyor. Şimdi ben biraz sakinleştireyim konuyu. Bir, ben yüksek lisans yapabilir miyim? 2.90 ortalamam var. Yaparsın. Uluslararası ilişkiler de okuyorum. Yaparsın. Param da yok. Yaparsın. Nasıl Almanya'da yapacağım? Yaparsın. Almanya'da yüksek lisans kabulleri çok kolay. Almanya'da okula seni alıyorlar da sonra bitirmesi zor oluyor diyorlar. Diyorlar. Almanya'da kabuller çok kolay. Mesela yüksek lisans kabulleri İngiltere'de de çok kolaydır. Çünkü parayla yapıldığı için herkesi kabul ederler. Şeyi bilmiyorum. Peki, param... Çok düşük okulları bilmiyorum. Boğaziçi ODTÜ seviyesi için diyorum. Boğaziçi ODTÜ seviyesindeki öğrenciler ortalaması 3'se, 3.5'sa, eğer bir ortalama sınırı yoksa, bazen bazı okullar onu koyabiliyor. Genelde kabul veriyorlar İngiltere'de. Yani paralı olduğu için veriyorlar. Almanya'da da benim gördüğüm kabul alma oranları çok yüksek. Belki her istediğiniz olmaz ama yani 10 tane okula başvursanız bence 2-3 tane kabul kesin alırsınız gibi geliyor bana. Ama iyi okulları biliyorum. Yine o altını çizeyim. Peki bir soru daha. Param var. Çok da iyi bir eğitim almak istiyorum. Valla orada şöyle bir sıkıntı var. Yüksek lisansla alakalı yurt dışındaki yüksek lisansların önemli bir kısmı. Ne diyelim? Para tuzağı demeyeyim ama. Önemli para tuzağı kısmı, demeyeyim ama dedikten sonra dedin artık. Biliyorum. Yani şey gibi. Biraz işi işletmeciye, endüstriye çevirmişler. İngiltere'de özellikle. Bir sürü yüksek lisans şeyi, programı açıyorlar. Yani uluslararası ilişkiler veya siyaset bilimiyle alakalı LSE'de 15-20 tane program var. 15-20 tane program açıyor. Her bir programa dolmuş mantığıyla işliyor. Program dolana kadar adam almaya devam eder. Sene sonuna kadar devam eder yani. Siz Haziran'da dahi başvurup girebilirsiniz. LSE'den kabul alabilirsiniz. Eğer dolmuş değer varsa alıyor. Şimdi öyle bir yapı ne kadar iyi eğitim veriyor, ne yapıyor hiç bilmiyorum. Bence o kadar da iyi bir eğitim veremez. Ama LSE iyi bir isimdir. İyi bir markadır. İngiltere'de LSE markasını kullanarak iş bulma imkanınız olur. Orada mantık biraz o. Veya işte Hollanda'da da öyle atıyorum. Adam programa 200 kişi almış. 200. Böyle bir şey var mı? Yani yüksek lisans için çok fazla. Yüksek bir şey. Neden? Çünkü zaten hepsinden 15-20 bin euroyu indiriyor. Cukkalıyor dediniz. Aynen. Ya adam ona bakıyor. Ama şu da var işte. Sen Hollanda'da atıyorum Amsterdam Üniversitesi prestijli bir üniversitedir. Amsterdam Üniversitesi'nden ben yüksek lisansımı bitirdim. İşte Amsterdam Üniversitesi'nde data science yüksek lisansımı bitirdim dediğin zaman bu bir değerdir. Bu bir asettir. Bunun bir karşılığı var Hollanda piyasasında. Dolayısıyla sen o sayede Hollanda'da iş bulabilme ihtimalini arttırıyorsun. 20 bin euro da kötü bir yatırım değil bunun için. 20 bin euro vereceksin. Hollanda'da iş bulursan ve orada kalıcı olursan yıllık zaten 25-30 bin euro kazanırsın. Yani 2 yılda kendisini çıkartır zaten o yatırım. Baya iyi bir yatırım. Ama yine bir dipnot koyuyorum. Teknik işler olması lazım. Yani Hollanda'da sosyoloji okuduğun zaman ne yaparsın bilmiyorum. Yani ne kadar kalifiye bir iş bulursun. Ama data science veya işte finans okursan eminim ki iyi bir şirkette çalışırsın. Ki benim... Teknik işlerden kastın hala sosyal bilimler içindeki teknik işlerden bahsediyorsun.
İyi BF'deki teknik işlerden bahsediyoruz. Ya mühendisler zaten diyorum, onlar zaten tamam, iyi. Mühendisleri geçtik, teknik derken data science, ekonomi. Tabii ne kadar matematikleşiyorsa, ne kadar çok mühendisliğe benziyorsa o kadar çok teknikleşiyor demektir. O kadar çok da rahat iş bulursun demektir yurt dışında. Çünkü şey faktörünü ortadan kaldırıyorsun. Senin bir yabancı olarak net dezavantajların var değil mi? Evet. Ama matematiğin dili tek, tekniğin dili tek. Çok basit bir mühendislik işi için hiç Türkçe bilmeyen bir Hindistanlı, Pakistanlı gelip burada çalışabilir. Ama o adamı bankada satış direktörü yapabilir misin? Yapamazsın. Bankada pazarlamaya getirebilirsin. Getiremezsin. Getirmezsin. Başka faktörler orada daha önemli. Aynı mantık. Değil mi? Sen sanki şu an yurt dışı propagandası yapıyormuşsun gibi geldi bana. Hayır. Bu bir ilk gruptu. İlk grubu attık şu an. Yani en geneli söyledik. Yurt dışına gitmek isteyenler, evet, oradan gitsin. Ben istemiyorum. Ben gitmedim abi. Yani ne propagandası istiyorsan sen git derler. Ben istemiyorum. Özelleşelim. Başka ne mantığı olabilir? Ben akademisyen olacağım mantığı var. Şimdi yüksek lisans sonunda iki şey olabilir temelde değil mi? Bir, akademisyenliğe giden yolda bir adımdır. İki, özel sektöre daha güçlü gireyim. CV'ni güçlendirsin. CV'm daha güçlensin. Burada şüphelerim var. Neden? Şimdi eğer sizin mezun olduğunuz okul nispeten markası düşük bir okulsa o zaman bence mantıklı. Çünkü markayı değiştiriyorsun. Yani atıyorum Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mezunusunuz. Şimdi bu iyi bir marka değil. Yüksek lisansı Sabancı'da, Bilkent'te, ODTÜ'de yaparsanız artık daha iyi bir markayı CV'ye yazmış oluyorsunuz. Bu bence elinizi güçlendirir iş başvurularında. Çünkü iş başvurularının önemli bir kısmında direkt zaten şeyden eliyorlar. Okul isminden eliyorlar. Yani o top 5-6 okuldan biri olacaksın ki CV'nin direkt bir şeyin adamların önüne gitsin bari. Dolayısıyla böyle bir mantığı olabilir. Ama siz Bilkent, Boğaziçi, Koç, Sabancı, ODTÜ neyse işte bilinen iyi okullardan mezunsunuz ve bankacı olacaksınız, özel sektörde veya pazarlamacı olacaksınız. Yüksek lisans sizin için çok anlamlı mı bilmiyorum. Ya benim birçok arkadaşım, özel sektörde çalışan arkadaşım yüksek lisans yapmadan direkt işe atıldılar. Çünkü orada işin kendisini öğrenmen lazım ve orada işte kaldığın süre çok önemli, tecrübe çok önemli. Yani yüksek lisans yapmak biraz şey gibi oluyor aslında. 3 yıl sonra, 4 yıl sonra adamların başladığı pozisyona başvuracaksın. Adamlar 3 yıldır çalışıyor orada. Adamlar üniversite 2'den beri staj yapıyorlar. Yani okulda aldığın eğitimdense orada işin içinde olmak daha önemli gibi geliyor bana. Ki benim birçok arkadaşım yüksek lisans yapmadı. Doğrudan çalışmaya başladılar. Yüksek lisans yapmayı düşünenler daha ziyade çalışma hayatını ertelemek isteyenlerdi. Yani şimdi çalışmaya başlamayalım diyenlerdi. Şey için değildi. Yüksek lisans yaparsam Türkiye'deki en iyi yere girerim. Mantık o değildi. Ama MBA başka bir dünya. MBA'yi bilmiyorum. Şunu dedim. Bir, CV'ye katmak için yapanlar için çok faydalı olduğunu düşünmüyorum eğer iyi okuldalarsa. Evet, değil. Bu arada bunlar İBF için geçerliğini söylediklerim. Mühendislikler de çünkü şöyle oluyor. Atıyorum gidiyor. Bu söylediğim evet İBF için geçerliği. Onu söyleyeyim. Ama zaten artık bak o geneli attık artık. Ben artık özele geçiyorum. Tamam, hep İBF'desin. İBF'deyim. İkinci seçeneğimiz şuydu. Akademisyenlik yolu. Ben üniversiteye ilk girdiğim zamanlar hep hayalim şeydi yani. İşte akademisyen olayım bilmem ne falan. Evet. O yüzden yüksek lisans yapmak istiyordum. Ben şu an bahsedeceğim grubun içerisindeyim. Şimdi öncelikle akademinin merkezi Amerika. Bu çok açık. Hangi alan olursa olsun bu mühendisler için de geçerli. Tıpçı için bile geçerlidir bu her yer. Yani bütün akademi dediğiniz şey en iyi doktoralar, en iyi programlar, en iyi bölümler Amerika'da. Neden? Çünkü en çok fon orada. Dolayısıyla akademi Amerika'ya bir şekilde gidebilmek üzerine kurgulanan bir durum. Değil mi? Yani akademide amaç bir şekilde Amerika'ya gidebilmek. Şimdi amacım bir şekilde Amerika'ya gidebilmek olduğu için bu şu an tekrar İBF'ye geri döndüm. Ama genelde de söyleyebiliriz bunu. Mevzu burada şu. Sen lisanstan mezun olduktan sonra Amerika'da iyi bir yere doktoraya gidebiliyor musun? Bu herkes için geçerli. Eğer gidebiliyorsan yüksek lisans yapmana gerek yok. Anladın mı? Yani lisanstan mezun olup o lisanstaki CV'nle, lisanstaki yaptıklarınla Amerika'da iyi bir yere doktora gidebiliyorsan sorun değil, git. Ama çoğu zaman bizim için mesela İBF için bu mümkün olmuyor. Bir yüksek lisans yapıp yüksek lisansta kendinizi doktoraya hazırlamanız gerekiyor. O yüksek lisansta işte daha düzgün bir şekilde makale yazmayı öğrenip belki bazı makalelerinizi bir yerlerde bastırmaya çalışarak hocalarla daha yakın ilişkiye girip hocaların çalışmalarına yardım ederek gibi 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 daha çok şey kendinize katmanız gerekiyor. Daha düzgün bir makale örneğiyle başvurmanız gerekiyor falan filan. Eğer CV'niz yeterli değilse o kadar yüksek lisansı yapacaksınız ve doktorda daha iyi bir yerden kabul alacaksınız. Mantık o. Burada da iki yol var. Yurt dışında mı yapayım, Türkiye'de mi yapayım? Bence amaç doktoraysa ve doktora da Amerika'ya gitmekse Türkiye'deki iyi yerlerdeki yüksek lisanslar yurt dışındaki çoğu yüksek lisanstan daha iyi. Hadi ya. Kesinlikle. Eğer Oxford'dan burslu kabul almadıysan. Mesela örneklendir bu arada, isim verebilirsin. Yani İBF için konuşuyorsun. Rahat İBF için mesela Koç ekonominde yüksek lisans yapmak daha iyisi ne olabilir? Oxford'da ekonomi yüksek lisans yapmak olabilir. O kadar mı ya? Eğer amaç Amerika'ya doktora gitmekse. Çünkü Avrupa'daki okulların önemli bir kısmı Amerika'ya adam yollamaya çalışmıyorlar. O networkleri
sektörü de kurmamışlar. Hocalar da sizle o kadar ilgilenmez. Ben zaten söyledim, 200 tane adam var atıyorum. Veya işte Avrupa'daki birçok bölümde bu olabiliyor. Bu sürprizlerle karşılaşabiliyorsun. Ya sen şimdi mesela LSE'nin programının detaylarını bilmiyorsun, anladın mı? Hocaların ilgisine, kaç insan var, ne kadar adam yolluyorlar yurt dışına. Her şey bilinmez. Koç öyle değil. Koç kaç kişi alıyor? Kimleri nereye yolluyor? Hepsi var. Hepsi biliniyor. Sosyal maliyetler de yok. Burada oturacaksın, odaklanacaksın, işini düzgün yapacaksın. Seni iyi bir yere yollayacaklar. Şimdi yurt dışına gidiyorsun. Yeni bir hayat, başka şeylere adapte olma. Orada 30-40 kişi varsa kaybolursun belki aralarında. Aralarından sıyrılsan dahi hocaların sana nedenle ilgi göstereceği belli değil. Nedenle seni Amerika'ya yollamak için uğraşacaklar belli değil. O yüzden Türkiye'deki iyi bir yerde yüksek lisans. Ama yine söylüyorum, iyi yer dediklerin de çok sınırlı yani. Boğaziçi, Koç. Boğaziçi belki olmayabilir birçok bölümde. ODTÜ? Bence ODTÜ mesela değil bu kadar birçok bölümde. Ya Amerika'daki iyi yerlere yollamak da o kadar kolay olmadığı için. Onu da mesela en iyi Koç yapıyor, Sabancı yapıyor. Hacettepe? Hiç zannetmiyorum. Yani net ayrım yapalım ya. Evet, Hacettepe değil mi mesela? Yok, hiç zannetmiyorum. Bunu çok basit ya. Bunun cevabı çok basit. Bunu benim söylememe gerek yok. Çok basit bir şeye bakacaklar. Yüksek lisans mezunları nerede doktoraya kabul almış? Bitti, bu kadar. Yani ODTÜ'den adamın gittiği yer maksimum X üniversitesi ise o işte doğal sınırdır. ODTÜ oraya yolluyordur. Daha fazlasına gücü yetmiyordur. Koç ekonomiye bakıyorsun, adam en iyi yerlere yollamış. Koç psikoloji en iyi yerlere yollamış. Koç siyasette o kadar yollayamıyor mesela. Siyasette o kadar iyi yerler yok. Yani değişiyor. Bölümden bölüme değişiyor. Ama bunun en güzel göstergesi şeyde yazandır. Sitesinde mezunlar nerede? Mezunlar nereye yerleşmiş? 49'da bir ya hala abone olmadın mı? Bu abone sayısı neden artıyor? Hala ben anlamadım. Yani herhalde şöyle bir şey var. Biz videolarda kanalımıza abone olmadık. Yani bu abone sayısı neden artıyor? 49'da bir ya hala abone olmadın mı? Ben mühendislik okudum. Siyasetten yüksek lisans yapabilir miyim? Teknik alanların mezunları daha teknik alanlara geçiş yapabiliyor. Yani bir ekonomi mezunu sosyolojiye geçiş rahat yapıyor. Ama bir sosyoloji mezunu ekonomiye geçiş yapamaz. Sebebi çok basit herhalde. Anlatmam gerekiyor. Temel şeyleri bilmiyor çünkü, değil mi? Sosyoloji zaten biz boş yapıyoruz diye. Herkes ikna alışıyor. Sen bu sosyoloji nefretin gerçekten. Oğlum sadece sosyoloji değil. Siyaset bilimi için de o geçer. Yani adama sen siyaset bilimi literatürünü öğretebilirsin. Ama adama sıfırdan ekonometri öğretemezsin yani. Adamın inanılmaz bir matematik altyapısı olması lazım ekonomi yüksek lisans yapabilmesi için. Anladın mı? Evet. O yüzden öyle bir sıkıntı oluyor. Yani bir mühendis siyaset bilimi öğrenemez mi? Öğrenebilir. Metot derslerini bizden daha iyi yapar. İstatistiği bizden daha iyi bilir. İçerikle alakalı dersleri de oturacak. Türkiye siyaset tarihiyle ilgili bir şey okuyacak veya işte karşılaştırmalı siyasetle ilgili bir şeyler okuyacak. Anlar yani, çok zor bir şey değil. Ama ben mühendisliği yapamam. Birçok okul, mesela mühendislerin de patlayacağı yer burası, bilim sınavı yapıyor. Siyaset bilimiyle ilgili bir bilim sınavı yapıldığı zaman bir mühendisin, siyaset bilimi bilmeyen bir mühendisin o sınavı geçmesi çok zor. Çünkü 4 yıldır okuduklarınla alakalı çok genel bir şekilde essay soruları soruyorlar. Oo. Nasıl yapacaksın? Yüksek lisansla ilgili bilinmesi gereken başka bir konu bence şu. Yüksek lisans kolay değil. Yani bu da genele uygulanabilecek bir şeydir diye tahmin ediyorum. Yani herkes kolay diyor. Bilmiyorum ama. Çünkü lisanstaki derslerde kaytarma şansınız var. 100 kişi var zaten dersi olan. Okumaları doğru düzgün yapmazsınız. Yüksek lisans öyle değil. Yüksek lisansta 10 kişilik bir sınıf var. 12 kişilik bir sınıf var. Okumaları derinlemesine tartışmanız gerekiyor. Hocanın verdiği okumayı yapmamak gibi bir şey söz konusu değil. İşte ödev geldi yapmadık söz konusu değil. Sınava çalışmadan girdim çok söz konusu değil. Dolayısıyla yüksek lisans dışarıdan görüldüğü gibi bir şey değil. Yüksek lisans zor. Çok efor ve emek isteyen bir şey. Yani yüksek lisansı eğer siz çalışma hayatını ertelemek için yapacaksınız, o hayal ettiğiniz gibi rahat olmayabilir. Yani orada öğrencilerde şöyle bir şey oluyor. Bir öğrencilik fantezisinin devamı olarak. Hani hala öğrenciyiz. Yani hala öğrenci kalmak için yüksek lisans. Pek öyle değil aslında. Yüksek lisanstaki ders yükü çok ağır olduğu için. Evet, özgürsün. Yani şey olarak özgürsün. Zaman. Zaman olarak özgürsün. Biraz şeye benziyor. Kölelikle şey farkına. Bugünkü insanların farkına benziyor. Yani insanlar bugün köle değiller. Evet. Ama belki köleden daha kötüdür diyorum. Anladın mı? O almost thinking. Anladın değil mi? Anladım ama çok yüksek okullar için bence bu geçerli. Benim çoğu arkadaşım kötü yerlerde ben yüksek lisansı. Ben şu an gerçek yüksek lisansı söylüyorum. Şu an gerçek lisansı söylüyorum. Yüksek lisansı. Ha, Almanya'nın gidersin Sütçüman Üniversitesi'ne. Yata yata bitirirsin. Onun ne faydası olur sana bilmiyorum. Yani hiç dışarıdan gördüğü gibi değildir. Saatlerce ders çalışmanı ister. Ders çalışmadığın zamanlarda da aklın hep derslerinde ve ödevlerinde olur. O yüzden dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir şey değil. Akademisyen olmak isteyenler için ise bence çok şiddetle öneririm. Çünkü şeyi gösteriyor yani. Doktor öncesi bak, doktora bundan da beter bir şey olacak. Bak gör diyor, bak kardeşim bunu beceremiyorsan hiç bulaşma. Dikkat et diyor. Aynen. Akademi göründüğü kadar sen iyi çok, değil. Bu arada şeysin ya, evet. Bence. Yani durumunuz çok kötüymüş gibi anlatıyorsun. Sizde niye kimse yok ya? Hakikaten oğlum yok yani. Kime bakacaksın? Bir de böyle kahkaha atıyor. Siz yani yüksek... Vahit sen...
Safa, Arif, sizde niye kimse yok hala şikayet ediyorsunuz? Ben anlamıyorum sizi mesela. Niye şikayet ettiğinizi anlayamıyorum. Biz ne yapıyoruz anlamadım ki. Bizim oğlum boş boş geziyorsun işte, ne güzel. 49W ile uğraşıyorum, bir şey yapıyorum. Yani yaşıtın olan senden daha durumundan memnun olan biri var mı acaba? Ama sürekli şikayet ediyorum mesela, neden? Akademisyenlik zor, rekabetçi falan. İnsanlar şey gibi, Almanya'dakiler şey diyor ya, ya buraya çok zor biz değil. Anlasak Türkiye'ye geleceğiz. Evet abi, onun gibi görüyorum yani sizi. Değil, değil, değil. Aslında neden abi, neden değil? Oğlum benim cebimde para yok. Kaldırabilir misin sen bu ayeti? Ya ben bedel ödüyorum. Sen biliyorsun ben de bedel ödüyorum. Ben hala öğrenciyim diyorum insana sorduğu zaman. Bu bir bedel ödemektir. Ya ben 8 yıldır lisans öğrencisiyim diyorum ya. Ulan sen ne benden şey? De kötüsün diye ben iyi mi oluyorum? sen benden de kötüsün. Ama o kadar da fena değil durum. Ben çoğu arkadaşımdan iyiyim yani, biliyor musun? Bak mental olarak daha iyi olabilirsin. Mental olarak daha iyi tabii ki. Daha rahat da olabilirsin. Ama o öyle bedava olmuyor işte. Bir bedelini ödüyoruz biz. Nasıl ödüyoruz abi? Ulan para kazanmıyoruz. İşimiz yok. Ne yaptığımız belli değil. Böyle ödüyoruz yani. Benim yaşadığımdaki adamlar gerçek işlerde çalışıyorlar. Takım elbise giyiyorlar. Ceplerine para verip koyuluyor. Onlar gidiyor işte, ne bileyim, hobileri var, bir şeyleri var. Bizim ne bileyimiz var. Biz bu eve geliyoruz. Oyun oynuyoruz, video çekiyoruz. Hiç şey dedin mi? Bir gün Ankara'ya şu konser gelmiş, şu sanatçı gelmiş, gideyim. Gidiyorum diye. Ya ben. Nasıl gidiyorsun ya? Paran var mı? Var canım, o kadar. 100-150 lira. Yalan söyleme, IBG falan diyordur diye gidiyorsundur. O yüzden gidiyorum tabii. Neyi gidiyorum Allah? Ya beyaz yaka alışkanlıkları var ya. Abi, onlar bizde yok. Sen bak, en son ne zaman alışveriş yaptın? Ben takım elbise giymemek için dedim ki kendime, söz verdim, asla memur olmayacağım. Ben takım elbise giymeyeceğim mesela. Bu bir rahatlıktır abi. Ya o bir rahatlıktır. Senin hayatında ne var? Ben senin hayatına bakınca ölecek bir şey göremiyorum. Yani. Abi ben gayet rahatım. Mental, ruh sağlığım bence yukarıda. Sen, oğlum bak, senin, bir bankacı sen, arkadaşından daha rahatımdır. Öyle söyleyeyim. Ya şöyle. Oğlum hiçbir şey yapmıyorsun çünkü sen. Şu evi bir çekelim de bir görsün sana. Evin hali ortada. Yatış kalkış saatlerin belli değil. Yatış. Oha. Yuh. Onda yatıyorum, altta kalkıyorum. Ne yapayım? Konuşma ya. Hayatta her zaman bir trade-off var. Yani alıyorsan veriyorsun, bir şey diyorsun. Aynen. Ama diyorum ki, yani şey yok yani. Bir senaryo var. O senaryoda her şey var. Her şey çok iyi. Böyle bir senaryo olmaz. Bir şeylerden feragat edeceksin. Bir şeylerden vazgeçeceksin. Bir şeyler alacaksın. Sen rahatlık, gebeşliği aldın. Karşılığında ekonomiden verdin, statüden verdin. 7 yıldır öğrencisin. Etraftan ayıplayan bakışlar. Herkes sana dalga geçiyor. Sen de bir bedel ödüyorsun. Annem baba ne oğlum artık bitmeyecek bitiriyor mi diyor. Benim arkadaşlarım İbrahim hala mezun değil mi diyor. Ölü mü diyorlar? Sen hayır, utanmıyor musun? İki hayır, binlerle ailesine bakıyorsun. Ben utanıyorum seni görünce orada. 2002'lilerle beraber ders alıyorsun. Oğlum çok kötü oldu. Ama şey, ne alıp ne verdiğin önemli. Bir şey alıp... Tabii sen verdin yani. Bir şeyler verdin, vermedim değil mi abi? Vermişsin yani. Daha ne vereceksin? Nasıl ne verdim ya? Anlamadım. Oğlum senin hayatın, sen uzaktan şey mi görüyorsun? Ben bayağı iyi görüyorum. Yanlış mı? Kötü bir hayatım mı var? Öyleyse şimdi söyle. Kötü demiyorum da yani. Sen diyorsun ki ben bunu feda ederim. Başkaları etmeyebilir abi. Tamam, etmeyebilir de başkaları onu görelim diyorum. Bu şey önemlidir yani. 7 yıldır 8 yıldır mezun olamayan, ne yaptığı belli olmayan, oğlum parasız, çulsuz, işsiz, o kadar da kötü değil lan durum. Bir adam olması. Şimdi sende farklı şey var, onu söylemeyeyim. Yani o yıkıklık, o gebeşliğin karşısında bir şey veriyorsun abi. Yani bir gelecekte ne yapacağım sorusu var yani. Benim şikayet ettiğim konular neydi? Benim şikayet ettiğim konular akademinin aslında çok zor olduğu, çok çalıştığın falandı. Mesela ilk yıl çok zordu. İlk yıl hayatımın en kötü yılıydı. Korona oldu. Öyle bir kiburdaya gitti ikinci dönemi. Ama ilk yıl çok zordu. Bu yıl öyle değil. Bu yıl boşum. Merak ettiğim şey buydu. Şeyden daha mı kötü? Sabah 7, akşam 8 çalışan bankacıdan daha mı kötü yani sence? Öyle hangisi? Bir bahsediyorsunuz ki. Hayır. Yoğun akademiden bahsediyorum. Yoğun akademide çünkü şu fark var. Yani bu kadar emek boşa gidebilir. Bu kadar emeğin sonunda 34 yaşında iş arayan biri olabilirsin. 34 yaşında 2 yıl iş arayabilirsin. Emrah Safa Gürkan o CV'siyle bir yıl iş aramış. Bir yılın sonunda girdiği okul 29 Mayıs Üniversitesi. Yani gelecekle ilgili tahmin yapıp şu an durumum kötü demek çok anlamlı değil bence. Şunu yapalım diyorum yani. O an için. Yani bu tahmin gibi olmuyor. Şöyle diyeyim sana ben. Şu an Batı dilleri ve edebiyatı okuyan bir çocuk herhalde. Ben yüzükte kesin hiç bulurum demez. Evet demez. Tahmin yani tahmin değil de istatistik gibi diyelim. Kötümsel bir tahmin değil yani. Ya o da başın çağrısı. Haklı bir kaygı. Oğlum bu kadar emek vermişsin, bu kadar yatırım var, 35 yaşında babandan para alacaksın ya bir yıl. Emre Safa Gürkan parayı nereden aldı? Babasından almış. Öyle söyledi. Babam sağ olsun diyor. Kamyon yazıyor. Şimdi bu sence
İki şey var. Ben babamdan para almaya hiçbir zaman karşı değilim. Babam kime verecek zaten? Ama şey kısmı çok üzücü değil mi? 7 yıl, 8 yıl, 9 yıl, 10 yıl ne kadarsa bir emek var. Sonunda 35 yaşında babandan para istiyorsun. İşte ben buna kızarım. Bu emeğin heba olmasıdır. Böyle bir ihtimal var. Yüksek de bir ihtimal. Yüksek de bir ihtimal değil ya bence. Bölümüne ve alanına göre değişir ya. Bölümüne göre değişir, doktorayı nerede yaptığına göre değişir. Ekonomide doktor yapıyorsan çok daha iyidir, ihtimaller daha yüksektir. Tarihte yapıyorsan çok daha düşüktür. Evet, her şeyin artısı var, eksisi var. Adlı programımızın sonuna geldik herhalde. Evet, evet, hayat cennet yok. Onu beklemeyeceksin. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yüksek lisans yapmadan önce düşünün. Yüksek lisansla ilgili şöyle bir anekdotla bitireyim. Sene 2012. O zaman üniversiteye başlarken yüksek lisansları kontrol ediyorum böyle bir yandan. Baktım İsveç'te yüksek lisanslar Hollanda'da 8.000 euro, 10.000 euro, 12.000 euro. Aa dedim, yüksek lisans yaparız gideriz. Hesaplıyorum 25.000 liraya falan denk geliyor. O zaman Bilkent'te 20.000 lira. Kesin giderim dedim ya, 1-2 yıl 25.000 lira verilir. Hikaye bu kadar. Ha ha ha.